Arkadaşlar merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım. Bugün neyi işleyeceğiz? Bugün sıfatları işleyeceğiz. Sıfatlar sözcük türlerinin üçüncüsü. Neyi işledik daha önce? İsimleri işledik. Zamirleri yani adılları işledik. Şimdi üçüncüsündeyiz. Üçüncüsü sıfatlar. Hocam nasıl anlatacağız derseniz en küçük detayına kadar anlatacağım. Hiçbir detayını kaçırmayacaksınız bu video bittikten sonra. Hadi başlayalım. Değerli öğrencilerim, sıfatların diğer adı ön adlardır. Neden ön ad? Çünkü adın önüne gelen sözcüklere sıfat denir. Bakın bir daha söylüyorum. Adın önüne gelen sözcüklere sıfat denir. Bakın karşınızda bir insan var. Bu insanın önüne değişik sıfatlar getirebilirsiniz. Mesela iyi insan derseniz, oradaki insan ismini iyilik yönüyle nitelemiş olursunuz. Bu insan derseniz İnsan ismini işaret yoluyla göstermiş olursunuz. Bir insan derseniz buradaki insan ismini bir sayısıyla yine belirtmiş olursunuz. Demek ki arkadaşlar sıfatlar ismin önüne geliyor, onu niteliyor ya da belirtiyor. Şimdi bunu biraz daha somutlaştırarak devam edelim. Somutlaştıracağız çünkü sıfatlar oldukça detay arkadaşlar. Başladım. Değerli öğrencilerim, iki tür sıfatımız var. Bunlardan birisi niteleme sıfatları, bir tanesi de belirtme sıfatları. Niteleme sıfatları ismin önüne gelerek onun niteliğini belirtirler. Peki hocam bunu nasıl anlayacağız? Bakın bir cümlede sıfatı bulmak için önce ismi bulacaksınız. Eğer isme nasıl sorusunu soruyorsanız o niteleme sıfatıdır. Eğer isme hangi ya da kaç sorusunu soruyorsanız bu da belirtme sıfatıdır. Bir daha söylüyorum ismi buldunuz ona nasıl sorusunu sordunuz cevap varsa niteleme sıfatı ismi buldunuz hangi ya da kaç sorusunu sordunuz cevap varsa da belirtme sıfatıdır. Nasıl bulacağız şöyle bakın kırık kalpler buradaki kalp isimdir buna nasıl sorusunu soralım nasıl kalpler kırık kalpler bu bizim niteleme sıfatımızdır. Bakın kalbin niteliğini yani özelliğini belirtiyor. O kalp neymiş? Kırık kalpmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Ruhsuz sevgiler. Sevgi isimdir. Nasıl sevgi? Ruhsuz sevgi. İsme nasıl sorusunu sordum. Bu da bizim niteleme sıfatımız. Peki demek ki isme nasıl sorusunu soruyorsak niteleme sıfatı. Gelelim belirtme sıfatına. Bu sokaklar. Bakın sokak isim. Hangi sokak? Bu sokak hangi sorusunu sordum? Ne oldu? Belirtme sıfatı oldu. Bu da sıfat, bu da sıfat. Ancak bu niteleme sıfatı iken bu belirtme sıfatı. Bu mantığa dikkat ediyoruz. Bazı geceler, geceler isim. Hangi geceler? Bazı geceler e, hangi sorusuna cevap verdi? Bu da belirtme sıfatıdır. İki dünya, dünya isim. Kaç dünya? İki dünya. Yine bu da belirtme sıfatıdır. Demek ki ismi bulduğumuzda ona nasıl sorusunu sorarsak ne oluyor? Niteleme sıfatı oluyor. Harikasınız. Peki hangi ya da kaç sorusunu sorarsak o da belirtme sıfatımız. Buna dikkat edeceğiz. Peki hocam biz bunu cümle içinde nasıl bulacağız? Böyle kelimeler verdiniz kolay. Bir de cümle verin cümlede bulalım. Hadi beraber bulalım. Sıcak bir çorbanın yerini bu dünyada ne tutabilir? Bakın önce ismi bulacağız. İsim nedir? Çorbadır. Hemen bunun altına ismi yazdık. Nasıl çorba? Sıcak çorba. Bu bir niteleme sıfatı. Bakın şöyle yapmıyorsunuz. Nasıl çorba? Sıcak bir çorba. Değil. Nasıl çorba? Sıcak çorba. Bu niteleme sıfatı. Hangi çorba? Bir çorba. Bu da bizim belirtme sıfatımız. Nasılı sorduk? Niteleme. Hangiyi sorduk? Belirtmeyi bulduk. Devam ediyorum. Bu dünyada dünya yine isim. Hemen sorumuzu soralım. Sorun bakayım. Harikasınız. Hangi dünya? Bu dünya ne oldu yine belirtme sıfatı oldu. Devam ediyorum. Bu akşam buldunuz değil mi? Harikasınız arkadaşlar. Akşam isim, hangi akşam? Bu akşam belirtme sıfatı. Hangi sorusunu sorduk? Tüm dertlerimizi. Dertler isim. Nasıl dertler? Olmadı. Hangi dertler? Tüm dertler oldu. Belirtme sıfatıdır. Güzel insanlara insanlar isim. Nasıl insanlar? Güzel insanlar. Yine bu da bizim niteleme sıfatımız. Şimdi bazılarınızın aklından şu geçiyor olabilir. Hocam nasıl anlattı? Uzun uzun. Bu da sıfat değil mi? Değil arkadaşlar. Değil, değil, değil. Neden değil? Çünkü anlatmak fiildir. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu nasıl anlatacağız uzun uzun? Fiile sorduğumuz zaman zarf oluyor. Sıfat olmuyor dikkat edelim. Bak bir daha söyleyelim. Güzel konuştu derseniz konuşmak. Makmek geldiği için fiildir. Nasıl konuştu? Güzel konuştu. Bu zarf oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Demek ki iki tür sıfatımız var. Biri niteleme sıfatı, diğeri belirtme sıfatı. Niteleme sıfatının sorusu harikasınız. Nasıldır? Belirtme sıfatının sorusu harikasınız. Hangi ve kaçtır? Değerli öğrencilerim bir de şuna dikkat edin. Biliyorsunuz Türkçe'de küçültme isimleri var. Küçültme derken şunu kastediyorum. Uzunca ya da kitapçık gibi küçültme sözcükleri var. Uzunca demek, uzuna yakın demek. Yani şöyle düşünün. Şu uzunsa, uzunca bunun biraz daha kısası, uzuna yakın demektir. Ca gibi, cık gibi, ımsı gibi, ımtrak gibi ekler küçültme ekleridir. Peki hocam bunlar her zaman sıfat mıdır? Hayır. İsmi nitelerse sıfattır. İsmini nitelemezse sıfat olmaz. Ne demek bu? Bakın şimdi. Sıcak su çeşmesinden oluk oluk mavimsi su akıyor. Mavimsi demek maviye yakın demektir. Bakın küçültmüş bunu. Peki bu suyun önüne gelmiş mi? Yani ismin önüne gelmiş mi? Gelmiş. Nasıl su? Mavimsi su. Bu isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda Küçültme sıfatıdır. Çünkü maviye yakın su demektir. Mavinin bir ton aşağısı demektir. Demek ki o zaman şunu diyebiliriz. Küçültme sıfatları niteleme sıfatı olarak kabul edilebilir. Dikkat edeceğiz. Peki bak ikinci örneğe bakalım. Evin genişçe salonundan onları takip ediyordu. Bakın salon isim arkadaşlar. Nasıl salon? Genişçe salon. Niteleme sıfatı mı? Evet. Peki geniş nedir? Şu geniştir arkadaşlar. Genişçe ne? Genişçe genişe yakın demektir. Yani küçültmüş diyebiliriz. Uzun bu, uzunca bu. Kısa bu, kısaca biraz daha kısası. Peki o zaman hem niteleme sıfatı hem küçültme sıfatı diyebilirim. Demek ki küçültme sıfatları da aynı zamanda bir niteleme sıfatıdır. Bunu da kenara koyduk. Peki hocam ikilemelerimizde niteleme sıfatı olur mu? E neden olmasın? İkilemede gider ismi nitelerse o zaman o da niteleme sıfatı olur. Bakın ismi nitelemek zorunda. İsmi nitelemek zorunda. Hadi başlayalım. Bakın bize yarım yamalak sözlerle ikilemeyi bulduk mu bulduk. Nedir? Yarım yamalak. Peki söz nedir? İsimdir. Sözmek, sözmak olmuyor. İsim. Peki sor nasıl sorusunu? Nasıl söz? Yarım yamalak söz. Ne oldu bizim? Niteleme sıfatımız oldu. Demek ki ikilemelerde ismi nitelerse niteleme sıfatı oluyor Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eski püskü kalıntılar. Eski püskü neyimiz bizim? İkilememiz. Kalıntı nedir? İsimdir. İsimi hemen bulduk. Nasıl sorusunu? Yapıştır değerli öğrencim. Nasıl kalıntı? Eski püskü kalıntı. İsme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdi? Demek ki sıfat görevinde. Yani size şöyle bir soru sorarsa, Hangisinde ikileme sıfat görevindedir? Neyi niteleyecek? İsmi niteleyecek. Bu kadar. Devam ediyorum. Peki hocam niteleme sıfatları isimlere sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyor. Peki o niteleme sıfatının önündeki isim düşerse ne olur? Bakın şimdi. Mesela demişiz ki niteleme sıfatının önündeki isim düşerse adlaşma sıfat olur. Hocam adlaşma sıfat ne? Bakın şimdi. Genç insanları severim dediğiniz zaman. İnsan isim değil mi? Nasıl insan? Genç insan. Bu bizim neyimiz? Niteleme sıfatımız. Peki şuradaki insan düşse ve cümle şöyle yazılsa. Gençleri severim dese biz buna ne diyeceğiz? Arkadaşlar bu aslında genç insanlardır. Şuradaki insanlar düştüğü için biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Yani niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse biz buna adlaşmış sıfat diyoruz. Ama sadece niteleme sıfatları ne olur? Buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bakın şimdi iyiler kötülerden. Aslında bu nedir? İyi insanlardır. Ama insanlar düştüğü için ben buna adlaşmış sıfat diyorum. Kötülerden, kötü insanlardandır. İnsanlar düştüğü için adlaşmış sıfat oldu diyebiliriz. Demek ki niteleme sıfatların öndeki isim düşerse biz ona adlaşmış sıfat diyoruz. Bakın uzaklara gideceğim. Uzak yerleredir aslında. O yer düştüğü için ne oldu? Adlaşmış sıfat oldu diyebiliriz. İkinciye bakalım. Zenginin malı aslında bu nedir? Zengin insandır. İnsan düştüğü için adlaşma sıfat oldu. Zürdün çenesini. Zürt insandır. İnsan düştüğü için ne oldu? Adlaşma sıfat oldu. Uyumayalım arkadaşlar. Bakın burası çok kıymetli. Niteleme sıfatlarının önündeki isim düşerse adlaşma sıfat olur. Yaşlılarla konuşuyordu. Aslında nedir bu? Yaşlı insanlardır. İnsanlar düştüğü için ne yapıyor? Adlaşıyor diye biliriz. Peki hocam ben adlaşmış sıfatları sıfat mı kabul edeceğim? Adlaşmış diyorsunuz an mı kabul edeceğim? Bak burası çok önemli. Adlaşmış sıfatları artık isim olarak kabul ediyorsunuz. Kesinlikle sıfat olarak kabul etmiyorsunuz. Çünkü artık sıfat özelliğini kaybedip isme dönüyor. Bu da önemli bilgi. Notunu al değerli öğrenci. Peki bir şurayı toparlayalım devam edelim niteleme sıfatlarını bulmak için. Önce neyi bulacağız? İsmi bulacağız ve hangi soruyu soracağız? Nasıl sorusunu soracağız. Küçültme sözcükleri sıfat olabilir mi? Niteleme sıfatı olabilir mi? Olabilir. Uzunca yol. Nasıl yol? Uzunca yol. Bu bir küçültme sıfatıdır. Aynı zamanda bizim niteleme sıfatımızdır. İkilemelerde sıfat olabilir. Niteleme sıfatı. Ne, mesela ne olabilir? Eski püskü elbise. Nasıl elbise? Eski püskü elbise. Bu da isme nasıl sorusunu soruyoruz. Yine bu da niteleme sıfatı oluyordu. Dikkat edeceğiz. Geldik belirtme sıfatlarına. Arkadaşlar neydi belirtme sıfatlarının sorusu? Hangi ya da kaç sorusu belirtme sıfatının sorularıydı. Değerli öğrencilerim dikkat ediyorsanız sesim biraz kısık. Ne yapacağız? Bu kısık sesle, yorgun sesle, hasta olduğum halde anlatmaya devam ediyorum. Siz de bir beğeni, yakışıklı bir yorum yapmayı ihmal etmeyeceksiniz. Hadi dönüyorum. Belirtme sıfatlarının soruları hangi kaç? Bunları kendi içerisinde bölümlere ayıracağız. Dört tane belirtme sıfatımız var. Bir tanesi işaret sıfatı. Arkadaşlar işaret belirten sözcüklerimiz var. Bak o, bu, şu, öteki, beriki gibi ifadeler işaret belirten sözcükler. Eğer bu sözcükler ismin önüne gelip hangi sorusuna cevap veriyorsa biz bunlara işaret sıfatı diyoruz. Bakın şimdi bir gün bu caddelerde Şuradaki bu bizim işaret belirten sözcüğümüz. Bu cadde. Cadde isim mi? İsim. Hangi cadde? Bu cadde. Biz buna ne diyeceğiz? İşaret sıfatı diyeceğiz. Demek ki belirtme sıfatlarından bir tanesi işaret sıfatı. İsmin önüne gelip hangi sorusuna cevap veriyor? İşaret belirten sözcüklerimiz. Devam ediyorum. Birkaç saat içinde öteki konuya da değineceğiz. Bakın öteki işaret belirten sözcüğümüz. Hangi konu? Öteki konu. Bu bizim işaret sıfatımız aynı zamanda belirtme sıfatımızdır. Demek ki hangi kaç bizim belirtme sıfatının soruları belirtme sıfatlarının birincisi neymiş? İşaret sıfatıymış, sıfatıymış arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki hocam ben bunu zamirle nasıl ayıracağım? Yani bu sözcü işaret zamiri de oluyordu. E bu sözcüğüne sıfat da oluyor diyorsunuz. Arkadaşlar zamir ismin yerini tutar. Sıfat ise ismin önüne gelir. Hangi sorusuna cevap verir? Bakın şimdi. Bu sana söyleyeceğim son cümledir. Bakın bu derken burada bir şeyin yerini, bir cümlenin yerini, bir sözün yerini tutuyor. Onun için bu bizim işaret zamirimizdir. Ancak bu söz hangi söz? Bu söz. Söz so ismine sorduğumuz hangi sorusuna cevap verdi? Onun için bu bizim belirtme sıfatımızdır. Bakın bir de kestirme mantık söyleyeyim size. Eğer bu gibi sözcüklerden sonra ya da şu gibi sözcükten sonra virgül varsa Bak şurada virgül var. Bu her zaman işaret zamiridir. Çünkü virgül gelirse o artık sıfat olamaz, zamir olur. Demek ki bu şu, o, öteki, beriki gibi sözcükler ismin önüne gelip hangi sorusuna cevap veriyorsa bunlar bizim işaret sıfatımız oluyor. Dikkat edelim. Geldim arkadaşlar belgisiz sıfata. Nedir belgisiz sözcükler? Bazı. Hangisi belli değil. Birkaç. Kaç kişi belli değil birçok, bir kısım, çoğu, bir takım, her, başka, bir, tüm, şu bir çok çıkıyor. Bunun üzerine özellikle değineceğim. Bütün, bütün de ne kadar, kaç tane, kimi falan filan hiçbir gibi sözcükler. Bunlar da belgisiz sıfat olabilir. Peki hocam ne zaman ismin önüne gelip hangi sorusuna cevap verir? Bak mantık hep aynı. Sıfat olması için ismin önüne gelip hangi sorusuna cevap vermesi gerekiyor? Bakın şimdi. Hiçbir şeye değişmem. Senle geçen günlerimi. Belgisi sözcüğümüz nedir? Hiçbirdir. Şey bizim neyimiz? Zamirimiz ama isim soyludur. Hangi şey? Hiçbir şey. Ne oldu? Belgisi sıfattır. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Şey de her zaman belgisi zamirdir. Sıfatlar zamirleri de belirtebilirler. Tüm ulus. Bak tüm belgisizdir. Kaç kişi oldu belli değil. Tüm ulus. Ulus isim. Hangi ulus? Tüm ulus. Ne oldu? Belgisiz sıfat oldu. Bir takım yanlışlar diyor. Yanlış isim. Hangi yanlış? Bir takım yanlış. Belgisiz sıfat. İsmi buluyorum. Hangi sorusunu soruyorum. Cevap alıyorsam belgisiz sıfat oluyor. Olay bu kadar basit. Başka söz. Bak başka belgisiz sözcük. Sıfat olması için nereye gidecek? E ismin önüne gidecek. E söz nedir? Burada isimdir. Hangi söz? Başka söz. Belgisiz sıfat oldu. Birkaç dakika. Bakın dakika isim. Hangi dakika ya da kaç dakika birkaç dakika belgisiz sıfat oldu. Her şey şey zamirdir ama isim soylu. Hangi şey, her şey belgisiz sıfattır. Demek ki arkadaşlar birkaç, kimi, başka gibi sözcükler ismin önüne gelip hangi sorusuna cevap veriyorsa bunlar da belgisiz sıfat. Peki hocam bunlar zamir olabilir mi? Olabilir. Şöyle. Bakın eğer cümle şöyle olsaydı Kimileri seni sordu. Kimileri kim? Ali Ahmet Mehmet. Bak burada zamir, ismi yuttu, İsmin yerine kullanıldı. Ama kimi insanlar dersen hangi insanlar kimi insanlar sıfat oluyor. Bak bir tane daha yapayım iyice pekisin. Mesela başka sözcüğünü alayım. Ben söyleyeyim siz bulun. Başka öğrencilerle konuş. Siz harikasınız. Ne oldu? Sıfat oldu. Hangi öğrenciler? Başka öğrenciler. Burada sıfat görevinde. Zamirleştirelim. Başkalarıyla konuş. Bu da zamirdir arkadaşlar. Tamam. Sıfatlarda ismin önüne gelecek. Hangi sorusuna cevap verecek? Lütfen dikkat edelim. Allah'ını seversen dikkat et. İsmin önüne gelecek. Hangi sorusuna cevap verecek? Devam ediyorum. Çıkmış soru tipi. Ne dedim şurada? Bir sözcüğü belgesiz sıfat olabilir. Ama her zaman değil. Bir sözcüğü sayı belirtirse sayı sıfatı da olur. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Bir gün sonra buraya gelecek. Bakın gün isim. Hangi gün ya da kaç gün? Bir gün. Bunun sıfat olduğu belli. Peki kaç gün sonra buraya gelecek? Bir gün sonra gelecek. Kaç gün? Bir gün. Bu sayı belirttiği için biz buna asıl sayı sıfatı diyoruz. Çünkü sayıyı veriyor. Belgisiz değil. Sadece bir gün. Devam ediyorum. Bir gün elbet biz de görüşürüz. Bakın hangi gün? Bir gün. Bu da sıfat ama herhangi bir gün anlamında olduğu için bu bizim belgisiz sıfatımızdır. Demek ki bir sözcüğü eğer herhangi bir anlamında kullanılırsa biz buna belgisiz sıfat diyoruz. Ama sayı belirtirse o zaman sayı sıfatıdır. Hadi bunu da netleştirelim. Beni bir saat bekle. Kaç saat? Bir saat. Bak sadece bir saat. Bu bizim neyimiz? Bu bizim sayı sıfatımız. Şöyle olsa dün bir adam seni soruyordu. Herhangi bir adam anlamında olduğu için oradaki bir belgisi sıfattır. Buna da dikkat et. Çıkmış soru tipidir. Sakın ola belgisi sıfatı sayı sıfatı. Sayı sıfatını da belgisi sıfat alma. Bu da önemli. Şimdi sıfatlara geç, sayı sıfatlarına geçeceğim ama. Bakın arkadaşlar ne yaptık? İki tür sıfatımız var. Biri niteleme sıfatı nasıl sorusunu sorduk. İkincisi belirtme sıfatı. Belirtme sıfatlarının dört tane olduğunu söyledim. Biri işaret sıfatıydı. Öteki çocuk gibi. İkincisi belgisi sıfat başka insanlar gibi. Geldim üçüncüsüne. Üçüncü belirtme sıfatımız sayı sıfatı. Sayı sıfatı da kendi içinde beşe ayrılıyor. Böyle beşe ayrılıyor falan ama mantığı çok basit. Hiç karıştırmayacaksınız. Bakın şimdi. Birincisi asıl sayı sıfatı. Yani aklımıza ilk gelen sayılar. Bunlar ismin önüne geliyor. Onların sayısını belirtiyor. Nasıl mesela? İki çocuk. Bakın çocuk isim. Kaç çocuk? İki çocuk. İsmin önüne geldi, sayısını belirtti. Biz buna asıl sayı sıfatı diyoruz. Diğer adıyla gerçek sayılar diyoruz arkadaşlar. Gerçek sayı sıfatları. Üç kişi, kişi isim, kaç kişi? Üç kişi. Asıl sayı sıfatı bunlar. Geldim sıra sayı sıfatına. Bunlar da kaçıncı sorusuna cevap veriyor? Bu defa da sırasını belirtecek. Yani soruyu sormaya bile gerek yok aslında. Sırasını belirtecek arkadaşlar. Bakın birinci hata. Hata isim. Kaçıncı hata? Birinci hata. Hatanın sırası. Birincisi. Ne oldu o zaman bu? Sıra, sayı, sıfat oldu. Demek ki ismin önüne gelip onun sırasını belirtirse sıra, sayı, sıfatı. Sayısını belirtiyorsa sadece iki adam, üç elma gibi o zaman asıl sayı, sıfatı oluyor. Bakın ikinci hata. Hata isim. Kaçıncı hata? İkinci hata. Yine sıra, sayı, sıfat oldu. Ancak bak şimdi. Değerli öğrenci. Lütfen burayı çok dikkatli dinle. Allah'ın kitabını seversen dinle. Bakın arkadaşlar bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Hocam birinci sıra sayı sıfatı. He he sıra sayı sıfatı. Ya değil. Değil. Bak sabahtan beri anlatıyorum. Sıfat neyin önüne gelecek? İsmin önüne gelecek. Olmak ne? Fiil. Fiile gelirse bu sıfat olmaz. 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 Sıfat olması için ismin önüne gelecek. Tamam kardeşim buna dikkat et. Birinci konu. Sıra sayı sıfatı. Üçüncü mesele. Sıra sayı sıfatı. Ama üçüncü oldu. Beşinci oldu. Bunlar olmaz. Hile geliyor bunlar. Dikkat edeceğiz. Şimdi geldik burada detay bilgimize. Peki hocam sıra sayı sıfatı sadece sayılardan mı olur? Birinci, ikinci, üçüncü gibi. Hayır. Üç kelime daha var. Onlara da dikkat edeceğiz. İlk, orta ve son sözcükleri de ismin önüne gelirse sıra sayı sıfatı olurlar. Nasıl mesela? İlk yılında Hangi yıl? ilk yıl. Peki kaçıncı yıl? Birinci yıl. Demek ki ilk sözcüğü de sıra, sayı, sıfatı olabiliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Orta sırada. Kaçıncı sıra? Orta sıra. Yani üç tane varsa ikinci sırayı kastediyor. Onun için bu da bizim sıra, sayı, sıfatımızdır diyebiliriz. Demek ki ilk, orta ve son sözcükleri bizim sıra, sayı, sıfatımız olan diğer üç örneğimiz. Bunları da unutmuyorsunuz. Tamam. Son konuya geldik. Mesela kaç konu var? Beş. Beşinci konu demektir. O da sıra sayı sıfatıdır. Geldim kesir sayı sıfatına. Kesirlerde kaçta kaçını belirtecek. Ama neyin? İsmin belirtecek ismin. Lütfen uyuma bak canlan değerli öğrenci. İsmin sırasını belirtecek. Tamam. Pardon özür diliyorum. İsmin kaçta kaç olduğunu belirtecek. Yüzde elli. Yüzde elli nedir? Kesirdir. Yüzde elli ihtimal. Bak ihtimal isim. Kaçta kaç ihtimal %50 ihtimal bu bizim kesir sayı sıfatımızdır. Bak şimdi bak. Yine aynı şeyi yaptıysan yapma. İkinci cümleye bak. Yarışmaya okulun dörtte üçü katılmadı. Bu kesir sayı sıfatı olur mu? Yemez benim öğrencim bunu. Olmaz hocam. Neden olmaz? Çünkü katılmak fiildir. Fiillere sıfatlar gelmez. Demek ki kesir sayı sıfatı olması için ismin önüne gelecek. Onun kesirini belirtecek. Peki hocam sayı olmadan da kesir sayı sıfatı olur mu? Olur. Ne olur? Yarım ve çeyrek sözcükleri eğer ismin önüne gelip onu belirtirse bunlar da kesir sayı sıfatı olur. Neden? Çünkü yarım 1 bölü 2 demektir. Çeyrek de 1 bölü 4 demektir. Yani siz yarım ekmek aldım derseniz kaç da kaç ekmek? 1 bölü 2 ekmektir. Bu da kesir sayı sıfatıdır. Ya da aynı şeyi çeyrek ekmek için de yapabilirsin. Hangi ekmek? Çeyrek ekmek. Yine 1 bölü 4 ekmek demektir. Bu da kesir belirtir diyebiliriz. Geldim son ikisine sıra sayı, sıfat, sayı, sıfatlarının. Bu sayı sıfatlarının son ikisi de bittikten sonra sayı sıfatı kısmı bitecek. Minik bir tekrar yine yapacağız. Üleştirme sayılar. Arkadaşlar üleştirme bölüştürme demektir. Bu tarihi filmlerde falan duyarsınız. İşte der ki şu altınları üleştir. Yani bölüştür, paylaştır üleştirecek, sayılar paylaştıracak. Bu da kaçar sorusuyla olur. Öğretmen herkesin üçer sorusunu çözdü. Bakın üçer bizim üleştirme sayımız. Kaçar soru? Üçer soru. ismi belirtti. Bu kez, e, özür diliyorum. Üleştirme sayı sıfatımız oluyor. Demek ki kaçar sorusunu sorarsak o da bizim üleştirme sayı sıfatımız oluyor. Peki tüm misketleri ikişer ikişer bölüştü. Düşer mi benim öğrencim? düşmez. Şuradaki ikişer ikişer neye gelmiş? Fiile gelmiş. Fiile geldiği için ben bunu sıfat alamam. Üçer elma. Beşer konu. Neye gelecek? İsmin önüne gelecek ve üleştirme sayı sıfatı olacak. Geldim topluluk sayı sıfatına. Arkadaşlar topluluk sayı sıfatı da sadece 300, 400, ikiz gibi kalıplarda olur. Bakın kaçız çocuk? 300 çocuk. Kaçız kuzu? 400 kuzu. Bunlar da 200, 300, 400. Bunlar da topluluk sayı sıfatıdır. Çok fazla çıkmaz. Kafanıza çok fazla takmayın. Şöyle sayı sıfatlarını kısaca bir hatırlatalım. Asıl sayı sıfatımız var arkadaşlar. 2 çocuk. Tamam. Sıra sayı sıfatımız var. 2. çocuk sırasını belirtecek. Ama 3 tane kelime vardı. Neydi onlar? Sıra belirten. Harikasınız. İlk, orta, son. Bunlar bizim sıra belirten, sıra sayı sıfatı olan sözcüklerimizdi. Devam ediyorum. Kesir sayı sıfatı kaçta kaçtı? %50 ihtimal, 5'te 3 öğrenci gibi ama neye gelecek kesinlikle? İsme gelecek. Peki kesir belirten ama sayı olmayan ne vardı? Harikasınız. Kerek vardı, yarım vardı. Onlara da dikkat ediyoruz. Üleştirme, bölüştürme demekti. Üçer elma gibi. Son olarak topluluk sayı sıfatımız vardı. İkiz çocuk, üçüz çocuk, çocuk gibi vesaire. Geldim belirtme sıfatlarının sonuncusuna. Arkadaşlar bu da soru sıfatı. Bu defada soru sözcüğü nereye gelecek sıfat olması için? isme gelecek. Hocam bu kadar. Soru sözcüğü ismin önüne gelecek, ismi belirtecek. Bakın şimdi. Kaç soru sözcüğümüz değil mi? Kaç yıl ismin önüne geldi mi? Geldi. O zaman bu soru sıfatıdır. Yani soru sözcüğü ismin önüne gelecek ki soru sıfatı olsun. Devam ediyorum. Hangi söz? Soru sözcüğümüz hangisi? Hangi? Hangi söz? Söz nedir? İsim. İsmi belirttiği için soru sıfatı. Devam ediyorum. Baki kaçıncı yüzyılda? Bakın kaçıncı sorumuz? Yüzyıl ismimiz. Kaçıncı yüzyıl? İsmin önüne geldi soru sıfatıdır. Yani aslında hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Soru sözcüğü ismin önüne geliyorsa soru sıfatıdır arkadaşlar. Peki hocam bu zamir de olabilir mi bunlar? Nasıl ayıracağım derseniz bakın bir örnek vereyim somutlarsın. Hangi söz daha tesirlidir? Burada hangi söz ismi belirttiği için soru sıfatı. Eğer şöyle olsaydı hangisi daha tesirlidir olsaydı bakın buradaki sözü ne yaptı? Yuttu bu. Hangisi şu, bu, şunlar, bunlar bu bir şeyin yerini tuttuğu için bu soru zamiri oluyor arkadaşlar. Yani özü itibariyle soru sıfatları ismin önüne gelirken soru zamirleri ismin yerini tutuyor. Bu ikisini birbirine karıştırmayacağız. Ne gün dönecek giden sevgililer? Belki de hiç dönmeyecekler. Çok da beklemeye bazen gerek yok arkadaşlar. Neyse ne gün? Gün şurada isim. Ne gün? Bakın ne sorusunu isme sorduk. Onun için bu da soru sıfatıdır. Demek ki soru sözcüğünü isme soruyorsak o soru sıfatımız oluyor arkadaşlar. İşin özü bu. İnsanların hangi konuyu dert ettiklerini biliyor musun? Şimdi arkadaşlar burası müthiş önemli. Çok önemli burası. Şimdi bakın hangi konu? Konu isim soru sözcü ismin önüne geldi mi? Geldi. O zaman bu soru sıfatıdır. Peki biliyor musundaki mı 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 ne ikimiz bizim? Bu bizim soru edatımız. Peki hocam burada soru sıfatı var mı? Soru sıfatı var. Peki soru anlamını sıfat mı sağlamış, edat mı sağlamış? Çünkü iki tane soru sözcüğü var. Bunu zamirlerde de anlatmıştım. Bir daha söylüyorum. Eğer hem soru sıfatı varsa, hem soru edatı varsa, soru anlamını her zaman soru edatı sağlar. Neden hocam? Bakın şimdi burayı kapatın. Şöyle kapatalım. İnsanların hangi konuyu dert ettiklerini biliyor. Bakın mı çıktığı zaman soru anlamı kalmıyor. Demek ki burada soru anlamını ne sağlıyor? Soru edatı sağlıyor. O zaman bize şöyle bir soru sorsa. Şu cümleyi verse. Dese ki bu cümlede soru sıfatı var. Var mı? Var. Soru sıfatı var. Hangi? Soru anlamını sıfat sağlamıştır. Doğru mu? Yanlış. Neden? Çünkü soru anlamını şuradaki mı edatı sağlamış. Dikkat edeceğiz. Hadi bakalım burayı son defa toparlayalım. Değerli öğrencilerim. Dört tane belirtme sıfatımız var. Neydi bunlar? İşaret sıfatı. Bir örnek verin. Bu adam. İkincisi belgisi sıfat. Bazı adamlar. ismin önüne geldi. Üçüncüsü sayı sıfatı. Sayı sıfatını kendi içerisinde biz kaça ayırdık? Beşe ayırdık. Asıl sayı iki adam. Sıra sayı ikinci adam. Kesir sayı beşte üç adam. Topluluk sayı ikiz adam. Değil mi? Üleştirme sayı üçer adam. Bunlar bizim sayı sıfatlarımızdı. Son belirtme sıfatımız da bizim soru sıfatıydı. Hangi adam, hangi çocuk, kaç kişi, kaç yüzyıl gibi değil mi? Geldim arkadaşlar sıfatın yapısına. Değerli öğrencilerim yapı derken, sözcüğün yapısı derken neye bakıyorduk? Basit, türemiş, bileşeye bakıyorduk değil mi? Bak bir daha söylüyorum. Sözcüğün yapısı farklıdır derse basit türemiş bileşeye bakıyorduk. Sıfatın yapısı derse de yine basit türemiş bileşeye bakacağız. Yani sıfatı bulacağız. Sıfat yapım eki almış mı almamış mı vesaire buna bakacağız. Basit sıfat nedir? Basit sıfat yapım eki almayan sıfattır arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum. Basit sıfat yapım eki almayan sıfattır. Ne demek bu? Bu yıl geleceğim dediğimiz zaman. Bakın yıl isim. Hangi yıl? Bu yıl. Bu bizim işaret sıfatımızdır değil mi? Peki bu sözcüğü yapım eki almış mı? Hayır. Ek bile almamış. O zaman ben buradaki bu ya ne diyeceğim? Basit sıfat diyeceğim. Yapım eki almayan sıfatlara basit sıfat deniyor. Peki türemiş sıfat nedir? Türemiş de tam tersi. Yapım eki alan sıfata da biz türemiş sıfat diyoruz. Bakın şimdi. Soğuk havalar. Hava isim. Nasıl hava? Soğuk hava. Bu niteleme sıfatımız. Peki soğuk sözcüğünün kökü nedir? Soğumaktır. Soğumak başka, soğuk başka yapım eki aldığı için biz buna türemiş sıfat diyoruz arkadaşlar. Bakın ya da ünlü sanatçılar. Sanatçı isim arkadaşlar. Nasıl sanatçı? Ünlü sanatçı. Bu bizim niteleme sıfatımız. Bakın ün başka, ünlü başka. Yapı meki aldığı için ne oldu? Türemiş sıfat oldu. Demek ki yapı meki almayan sıfatlara basit sıfat, yapı meki alan sıfatlara türemiş sıfat diyoruz arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Devam edelim. Geldik birleşik sıfata. Arkadaşlar birleşik sözcük neydi? En az iki tane kelime alıyordu. E birleşik sıfat da aynı. En az iki kelime bir araya gelecek sıfat olacak. Ancak iki tür birleşik sıfat var. Biri anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. Bir tanesi de kurallı birleşik sıfatlar. İkisini de detaylı anlatacağım. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar iki kelimenin bir araya gelip bitişik yazılarak nitelediği sıfatlar. Yani şu konuk sever insan dediğiniz zaman bakın insan isim nasıl insan konuk sever insan bu niteleme sıfatı. Peki konuk birinci kelime, sever ikinci kelime. İki kelime bir araya geldi mi? Geldi. Peki bitişik yazıldı mı? Yazıldı. İki kelime bir araya geldi, bitişik yazılarak şu ismi niteledi. İşte biz buna anlamca kaynaşmış bileşik sıfat diyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane daha yazayım. Var yemez komşular. Komşu isim. Nasıl komşu? Var yemez komşu. Bakın birinci kelime var. ikinci kelime yemez. İki kelime bir araya geldi mi? Geldi. Bitişik yazıldı mı? Yazıldı. İşte biz buna anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar diyoruz. İki kelime bir araya gelecek. Bitişik yazılacak ve bir ismini niteleyecek. Peki hocam kurallı bileşik sıfatlar böyle değil mi? Arkadaşlar kurallı bileşik sıfatlar bitişik yazılmaz. Ayrı yazılır. Peki nasıl oluşur? Aynen şöyle oluşur. Bakın kurallı bileşik sıfatlarda mantığımızı şöyle detaylı bir şekilde anlatayım. Önce elimizde bir tane sıfat tamlaması olur. Bakın şöyle yazayım. Uzun boy. Nasıl boy? Uzun boy. Şöyle bir tane bizim sıfat tamlamamız oluyor. Daha sonra buna lili lulu yapım eki geliyor. Uzun boylu. Daha sonra başka bir ismi niteliyor. Uzun boylu adam. Bakın adam isim. Nasıl adam? Uzun boylu adam. Şu iki sözcük ayrı yazılıp lı yapım eki alarak şu ismi niteledi ya. İşte biz buna kurallı bileşik sıfat diyoruz. Bak bir örnek daha yapalım şuraya. Ak sakallı dede. Bakın ak sakallı dede. Dede isim. Nasıl dede? Ak sakallı dede. Biz buna kurallı bileşik sıfat diyoruz. Yani iki kelime ayrı yazılacak, lı yapım ekini alacak, başka bir ismi niteleyecek. Geniş odalı evler. Nasıl ev? Geniş odalı ev. Bakın geniş oda. Bir tamlama sonra lığı alıp ötekini niteliyor. Geniş odalı ev. Kırık kapılı bina. Nasıl bina? Kırık kapılı bina. İki tane sözcük bir araya gelecek. Ayrı yazılacak. Lığ'ı yapım ekini alacak. Başka bir ismi niteleyecek. Biz buna da kurallı bileşik sıfat diyoruz. Bir de bunu şöyle sorabiliyor. Diyor ki kurallı bileşik sıfatlarda adla sıfatın yeri değişir. L yapım eki yerine ı iyelik eki gelebilir. Bak şu uzun boylu adam buraya alalım. Adla sıfatın yeri değişecek. L yapım eki yerine iyelik eki gelecek. Çevirin bakalım. Harikasınız arkadaşlar. Bakın boyu uzun adam. Nasıl adam? Boyu uzun adam. Yine kurallı bileşik sıfat. Bakın l yapım eki gitti. Kimin boyu? Onun boyu. Yerine ne geldi? İyelik eki geldi. Dikkat edin. Ak sakallı dede. Çevirin arkadaşlar. Harikasınız. Sakalı ak dede. Nasıl dede? Sakal ak dede. Yine kurallı birleşik sıfat. Kimin sakalı? Onun sakalı. Yine bu da bizim iyelik ekimiz olarak kullanılıyor diyebiliriz. Demek ki arkadaşlar şöyle de sorabilir bunu. Bakın onu da söyleyeyim. Hangisinde bileşik sıfat farklı yolla oluşmuştur diye sorabilir. Mesela dördü anlamca kaynaşmış olur. Biri kurallı bileşik olur. Böyle de çıkabilir. Ya da şöyle de sorabilir. Hangisinde kurallı bileşik sıfat farklı yolla oluşmuştur? de şöyle yapım eki alır. Birinde ise iyelik eki alır. Yani yapım ekinin yerini iyelik ekine bıraktığı örnekte karşınıza gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Değerli öğrencilerim sıfatlarımız Bitti. Sıfatlarla alakalı önce Oğuzhan Hoca TET Türkçe Soru Bankası'na şu arkada gördüğünüz vatandaşın öğreten testlerini tüm video çözümleriyle çözmenizi tavsiye ederim. Öğreten testi bittikten sonra bu defa geliştiren testi o bittikten sonra da uzmanlaştıran testi çözünüz. Video çözümlerini izlemeyi tavsiye ederim. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok verimli olacaktır. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.